Kadınların Yarınından herkese iyi hafta sonları. Bu hafta da kadınların gündemini, olanları, bitenleri, haftalık gündemleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün de stüdyomuza değerli bir konuğumuz var. Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Başkanı Nuray Karaoğlu. Hoş geldiniz. Öncelikle. Teşekkür ediyorum. Şimdi seçime de zaten çok az bir vakit kaldı. Önümüzdeki hafta herkes sandık başına gidecek. O da orada oylarımızı kullanacağız. Heyecanlı aslında, herkesin beklediği bir seçim de oldu. Şimdi öncelikle olarak seçim gündemine işte kadın adayları tabii ki de konuşacağız ama ben öncelikle biraz bir kaderi tanımlayalım istiyorum. Kader ne zaman kuruldu, neler yapıyor, nasıl çalışmalarınız var? İsterseniz öncelikle buradan bir başlayalım. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Kader 22. yılına girdi. 1997 yılında Mart ayında kurulmuş olan bir dernek. İhtiyaç da, kurulma ihtiyacı da şuradan kaynaklanıyor. Kadınların aslında toplumu ve bireyleri ilgilendiren her türlü karar alma mekanizmalarında, seçme ya da atama yoluyla gelinen mekanizmalardaki sayısının azlığı. Kadınlar bunu gördüklerinde kaderin öncü kadınları böyle bir derneğin kurulması gerekliliğine işaret ediyorlar ve 22 yıl önce derneğimiz kuruluyor. Kader genelde ne yapıyor? Aslında biraz evvel söylediğim gibi karar alma mekanizmalarında kadın sayısını arttırmaya çalışırken de kadınları bu alanda güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Neler yapıyoruz anlatırken tabii ki bizim her derneğin olduğu gibi bizim de bir tüzüğümüz var. Tüzüğümüzün en önemli maddelerinden bir tanesi de her siyasi partiye eşit mesafe ilkesini koruyabilmek. Dolayısıyla bizim için A partisi, B partisi önemli değil. Bu alanlarda kadın sayısı ve kadınların görünürlülüğünün artması önemli. Peki neler yapıyor Kader bunu sağlayabilmek için? Yıllardan beri artık marka değeri haline gelmiş olan siyaset akademileri var Kader'in. Her yıl düzenli olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda da üniversitelerle işbirliği yapıp saatleri ve işte haftaların sayısını da arttırarak 10 haftalık süreçlere yayarak bu eğitimleri veriyoruz. Çeşitli illerde, çeşitli üniversitelerle işbirliği yaparak. Döneme göre de derslerin niteliği değişiyor, burada verilen derslerin niteliği. Örneğin genel seçimleri hazırlanıyorsak daha çok genel seçim bazlı, yerel seçimleri hazırlanıyorsak da ona yönelik eğitimler planlıyoruz ve veriyoruz. Bu yıl bu eğitimlerin dışında ayrıca kadınların gerçekten yerel yönetimlerde yok sayıldığından yola çıkarak kadın muhtar sayısını arttırmaya yönelik bir proje geliştirdik. Bunun için Kasım ayında geçen sene Antalya'da bu eğitimimize start verdik. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 104 tane kadına Antalya'da 4 gün boyunca kamp yaparak onlara Türkiye'deki yerel yönetimlerin mevzuatından başlayarak sosyal medya kullanımı, başarılı kampanya teknikleri, Türkiye'de kadın hareketi, gibi çeşitli konuları içeren 4 günlük bir eğitime tabi tuttuk. Daha sonra onu takip eden günlerde de en son yaklaşık 15 gün kadar önce eğitimlerimizi tamamladık. 10'a yakın ilde bu eğitimlere devam ettik ama hafta sonları içeren eğitimler oldu bunlar ve toplamda da yaklaşık 600'e yakın kadın bu alanda eğitim aldılar. Evet, ellerinize sağlık aslında. Teşekkür ediyoruz. Yani şimdi böyle projeleriniz, eğitimleriniz devam ediyor ama şimdi Türkiye'de de maalesef çok olumlu bir tablo yok yani bu açıdan baktığımızda kadınların gerçekten karar alma mekanizmalarında yer alması noktasında. En son 24 Haziran seçimlerinde biraz daha bir yükseliş vardı aslında, %17'ye ulaşan kadınların katılım oranı milletvekili sayısında. Bu sevindirici olmuş, hani çok büyük bir fark yoktu arada ama bir önceki seçime oranla. Evet. Yine de bir ilerleme olması tabii ki kadınlar nezdinde önemli bir gelişmeydi ama şimdi yerel seçim dönemine geldiğimizde işte ilk başta adayların özellikle açıklanmaya başladığı süreçlerde çokça tartışıldı. Kadın adayların sayısının azlığı, yani sizin açıkladığınız verilerde de görüyoruz. Partilerin gerçekten kadın aday şeylerine bakıyoruz, oranlarına bakıyoruz. %1'lerden %5'lere kadar sadece yükselen bir şey var. Sadece orada da bir partinin bir farklılaştığı bir durum var. HDP'nin bir farklılığı var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Yani bütün partiler aslında belki bir parti hariç yine bir sınıfta kalma durumu oldu herhalde bu anlamda.
Evet, bizim gerek basın duyurularımız gerekse yaptığımız araştırmalarda ve çıkarttığımız metinlerde bu konunun altını kalınca çiziyoruz. Ve gerçekten partilerin yüzyıllardan beri devam eden eşitsizliği bu son yerel seçimlerde de devam ettiklerini görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi aslında genele baktığımızda gerçekten kadınların oranları toplamda %7.90'a denk geliyor. Çok yani %8 doğru. diyelim. Hadi %10 da biz ekleyelim. Üstüne 0.10 da biz ekleyelim. %7.98'lerde kadınların temsil oranı. Bu gerçekten kadının varlığının, adının, kendisinin hiç olmadığını gösteren çok açık bir tablo. Ve ki bu toplumun yarısı yani kadınlar. Evet. %50'sini kadınlar evet. oluşturuyor. Evet. Hatta biz ona şöyle de bir söylem geliştiriyoruz. Toplumun yarısı kadınlar, diğer yarısını da doğuran da biz izliyoruz. Yani o kadar etkili bir grup olmamıza rağmen kadınlar olarak %8'lerde temsil oranında kalmak bizi hem üzüyor aslında hem de bir yandan mücadelemizi nasıl güçlendirmemiz gerektiğinin işaretini de almış oluyoruz. Evet, genel seçimlerde %17.48'lere kadar varan bir tabloyla karşılaştık. Milletvekili sayısı 104'e çıktı. Ancak unutmamak gerekir ki 550 olan parlamentodaki meclis sayısı da 600'e çıkmıştı. Evet. Dolayısıyla onunla kıyaslayınca hani 14'lere kadar inen eski temsil oranının hani bugün işte 104 milletvekiliyle 17.48 olması çok büyük bir aşamanın bize... Çünkü bir artış oldu genel olarak evet. da. Yani ayrıca hem Kuzey Avrupa ülkelerine baktığımızda evet orada çok iyi örnekler görebiliyoruz. Kadın temsil oranlarında %48'ler, 47'ler, 46'lar. Hatta Ruanda ve Bolivya gibi ülkelerde de %60'ların üzerinde temsil oranları var. Bütün bunlar bize aslında daha iyi sonuçların ve olması gerekenin olmaması için bir neden olmadığını ve birçok ülkenin aslında bunu başarabildiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'de niye biz bunu yapamayalım? Yalnızca örgütlü mücadelenin gerekliliğinin altını çiziyoruz kadınlar olarak. Evet, 8257 tane adaydan 652 tanesi kadın. Yine sizin biraz evvel işaret ettiğiniz gibi işte bir parti %21.37 HDP'nin temsil oranı var. Çünkü onlar %50-50'yi hedefleyen bir parti. Ama onlar bile %21.37'de kalmış adaylaşma oranında. Bunun dışında hemen arkadan yerel seçimlere biraz geç de olsa giren Demokratik Sol Parti'nin oranı dikkat çekiyor. %15.27. Sıralamaya o girdi. Ondan sonrakiler zaten işte AK Parti'nin 2.03'lerde kalan bir oranı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5.67'lik bir temsil oranı var. İYİ Parti'nin %4.80 gibi bir adaylaştırma oranı var ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde 2.82, Saadet Partisi 2.84 ile bunlar tabii ki çeşitlendirilebilir. Türkiye Komünist Partisi de aslında %26 oranında bir kadın temsiline sahip. Aslında HDP'nin önüne geçmiş evet, durumda. En yüksek anladığımız evet, kadarıyla bu evet. durumda TKP Vatan Partisi'nin 19.45. Bu şekilde devam eden işte Bağımsız Türkiye Partisi var 17.73. Bunlar yüksek oranlar. Ve bağımsızlar var, %6'larda kalan bir temsil oranı. Tabii şimdi buradan baktığımızda aslında kadınların adaylaştırılmasının çok değerli ve önemli olduğunun bilincindeyiz. Ve buna gerçekten çok da önem veriyoruz. Fakat bu kadınların nerelerde aday gösterildikleri de çok önemli bir nokta. Evet. Özellikle biliyorum evet. lafınızı, özellikle genel seçimlerde de çokça tartışma olmuştu. Yani seçilemeyecek noktalarda aslında kadınların aday gösterilmesi. Yine evet. Parti belediye meclis üyelikleri için de benzer bir tartışma olmuştu. Evet, haklısınız. Yani kadınların sayısının olması, şimdi burada 19'lar, 21'ler, 26'lar görüyoruz, bu oranları görüyoruz. Ancak bu kadınların hangi oranlarda gerçekten o mevkilerde temsil edilebiliyor olması önemli. En önemlisi. Yani sonuç önemli aslında. Çünkü toplumun %50'sini oluşturan bir kesime
göz ardı etmemek için siyasi partilerin bazılarının tüzüklerinde de cinsiyet kotaları olduğundan dolayı en azından buna uyma zorunluluğu hissettikleri için ama buna rağmen yine çok çok düşük temsil oranlarıyla kadınları adaylaştırmaya çalışıyorlar. Fakat dediğim gibi hani bir rakibin çok kuvvetli olduğu bir yerde karşısına kazanamayacağını bilen bir partinin o rakibin karşısında seçilemeyecek yerden bir kadın aday göstermesi aslında seçilecek bir yerden kadın aday göstermesinden bizim için daha önemli değil. Önemli olan seçilecek yerden kadınların adaylaştırılıyor olması. Yine sizin söylediğiniz gibi keza belediye meclis üyeliklerinde de aslında keşke bir kota uygulansa, bu %33 cinsiyet kotası uygulanabiliyor olsa ve meclis üyelikleri bu orana en azından sadık kalınarak düzenlenebiliyor olsa daha eşitlikçi ve toplumsal hayatın, kentli hayatın daha demokratik ve hak temelli olarak inşa edilmesinin yolu açılacak. Tabii bu arada bizim için önemli olan mesela Türkiye'de şu anda bilmiyorum arkada evet temsil oranlarını görüyoruz. Arkadaşlarımız gösteriyorlar. Kadınların gerçekten yok varsayıldığı oranlarla karşı karşıyayız. Ve yine Türkiye'de bazı iller var ki hiç mesela muhtar çıkartmamış tarihinde iller var. Bunlar Sinop, Adıyaman, Muş, Iğdır, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Batman gibi iller. 8 tane böyle. Tarihten bahsediyoruz. Evet 8 tane tarihinde. Çok uzun yıllardan beri hiç muhtar olmayan iller. Bunların içinden 4 tanesi de aslında hem muhtar hem milletvekili çıkartmamış iller. Bunlar da Sinop, Adıyaman, Iğdır ve Bitlis. Buradan aslında bizi dinliyorlarsa seslenmek istiyorum. Lütfen Sinop, Adıyaman, Iğdır ve Bitlis ve ilaveten Muş, Hakkari, Şırnak ve Batman'daki kadın adayların daha görünür olmalarını sağlamak ve onların seçilebilmeleri için seçmenlerin bu yönde bir irade göstermeleri gerekli ki kara listeden kurtulabilsinler. Türkiye'deki 8 ilin. Evet. Değişik bir veri yani hiç şu ana kadar tarihlerinde böyle bir şey olmaması gerçekten hani şehirde yaşayanlar için de aslında buradan bizi izleyenler duyanlar varsa gerçekten dediğiniz gibi bu önemli bir gösterge çünkü yani illerde yönetmeye adayları arasında kadınların olmaması gerçekten maalesef hani çok geri bir pozisyon olmuş kesinlikle, oluyor. Kesinlikle bu arada tabii bizim biraz evvel bahsettiğim Antalya'daki o 4 günlük eğitimimizi Adıyaman'dan 6 tane muhtar adayı kadın katılmıştı. Gerçekten büyük bir merakla bekliyoruz sonucu. Çünkü Adıyaman hem milletvekili hem muhtar çıkartmayan iller içerisinde. Acaba muhtar olacaklar evet. mı? Dilerim ki olsunlar orada. Çok büyük bir heyecanla bekliyoruz ve diliyoruz ki seçilirler. Yine Türkiye'de bugüne kadar 31 bin belediye başkanının içerisinde, erkek belediye başkanının içerisinde sadece 119 tane kadın belediye başkanı olması ve yine 50.200 küsür tane muhtarın içerisinde yalnızca 674 tane kadın muhtarın olması yerel yönetimlerde de kadının adının olmadığını gösteren veriler bizim için. Dolayısıyla biz diyoruz ki yani bu noktadan bakarsak biz kadınlar için bizim yaptığımız eşit olmayan haklar ve eşit olmayan fırsatların mücadelesi. Aslında biz kadınlar temel hak olan bir insanın en doğal hakkı olan seçme ve seçilme hakkı karşısında yapmış oldukları demokratik bir mücadele, kadınların sürdürdükleri, yüzyıllardan beri sürdürdükleri mücadele bu temelle adlandırılması lazım. Ama kadınlar genelde seçen ama seçilemeyen konumda bırakılıyorlar çok uzun bir süreden beri. Bugünkü yerel yönetimlerde benim biraz önce bahsetmiş olduğum bu oranlarda aslında yine seçmen konumunda kaldıklarını, seçilemediklerini gösteren önemli veriler. Aslında şöyle şeylerle de mesela karşılaşıyoruz. Bazı partilerde sokaklarda sürekli çalışan adaylara, profillere baktığımızda kadınlar mesela sürekli dışarılarda işte partiler için çalışmalar yapıyorlar, standlarda duruyorlar, ev ziyaretleri yapıyorlar. Ama dediğiniz gibi orada yine bir seçmen statüsünde ve partileri için çalışan ama aslında seçilemeyen bir kategori var orada. Yani emeğini de veriyorlar aslında partileri için ya da adayları için bu emek veriliyor. Ama bu mekanizmalarda, karar alma mekanizmalarına geldiğimiz zaman maalesef göremiyoruz. Aslında onlar da
o partiler için, o adaylar için birçok emek harcıyorlar. Kesinlikle. Ama karşılığında eşit olarak temsil edilememe sorunuyla karşı karşıya geliyorlar. Bir de şunu soracağım. Şimdi karar alma mekanizmalarında yer almak neden önemli? Biraz bunu da konuşmak istiyorum. Çünkü şimdi ülkenin yarısı diyoruz. İşte ülke yönetildiği zaman sadece kadın adayların olması da değil aslında. Adayların bir kadın politikasının, kadınların güçlendirilmesine yönelik bir politikasının evet. olması noktası da önemli çünkü. Bununla ilgili biraz değerlendirmelerinizi almak istiyorum ben. Tabii. Şimdi evet toplumda yaşayan kadınlar ve erkekler iki ayrı cins var. Ve iki ayrı cinsin de farklı ihtiyaçları var. Aslında kent hayatında da farklı ihtiyaçlara sahip kadınlar ve yerel yönetimler temelde muhtarlıktan başlayarak kenttaşa, kentli insana en yakın olan yönetim modelleri. Ve cinsiyetlerin kentteki hayatlarına baktığımız zaman her birinin ayrı gereksinimlerinin olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü erkekler bazı olaylar karşısında farklı tepkiler gösterirken kadınlar farklı tepkiler gösterebilir. Bazı ihtiyaçları kadınlara göre farklıdır erkeklerin, kadınların da erkeklere göre farklı ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla yerel yönetimlerde bir kadın bakış açısının yerleşiyor olması aslında yüzyıllardan beri gelen yerel yönetimlerdeki cinsiyetçi politikalara karşı eşitliği sağlayacak olan bir önlem olacaktır. Hangi alanda eşitlik sağlanacak? Kadınların temsili alanında, ihtiyaçları alanında, çocukların ve yaşlıların temsili ve ihtiyaçları alanında bir eşitlik sağlanacaktır. Seçilen kadınların da bu yönde politikalar geliştiriyor olması şartıyla tabii ki. Evet, tek başına aday olmak yeterli de değil. Aynı zamanda evet. bu politikaların geliştirilmesi evet. de önemli. Peki şunu sormak istiyorum. Mesela seçimlerin, işte adayların belirlendiği dönemlerde bir parti genel başkanının çıkıp şöyle bir açıklaması olmuştu. Çokça da eleştirilmişti. Kadınlar aday olmak istemiyorlar gibi bir maalesef talihsiz bir açıklama oldu. Evet. Yani kadınlar gerçekten aday olmak istemiyor mu? Siz aslında hani burada anlatıyorsunuz. Sürekli olarak yani toplumda sürekli şöyle bir algı da var maalesef. Artık yavaş yavaş tabii kırılıyor bazı şeyler, toplum değişiyor, kadınlar değişiyor. İşte siyaset erkek işi gibi daha çok böyle görülüyor. Gerçekten hani böyle mi bir durum var yoksa kadınların önüne konulan sürekli bir engeller mi var bu noktada? Evet, biraz evvel de söyledim. Yani bu konu aslında yüzyıllardan beri var olan bir eril politika. Çünkü siyasetin kurallarını ve kendisini erkekler belirlemiş. Yıllardan beri de böyle devam etmiş. Bazı ülkelerde bizden daha önce, bazı ülkelerde bizden daha sonra ama Türkiye'de 1930 yılında yerel yönetimlerle kadınların seçme ve seçme hakkı başlamış, seçilme hakkı ve daha sonra da 1934'te genelde parlamentoda milletvekili olarak temsil edilme haklarını kadınlara almışlar. Evet, o bahsetmiş olduğunuz açıklama kadınlar aday olmak istemiyor, biz arıyoruz ama kadın aday yok. Hatta kadınlara sorduğumuzda da parti içerisinde erkek aday öneriyorlar şeklindeki açıklamayı bir kadın derneği olarak özellikle siyasette karar alma mekanizmalarında kadınların varlığının daha çok olması için çalışan bir dernek olarak şiddetle karşı çıkıyoruz. Gerçek böyle değil ama böyle olması devam eden erkek zihniyetine uymuş olduğu için belki de böyle söyleniyor yani olabilir. Aslında şu açıdan da bakmak lazım. Örnek vermek gerekirse böyle bir teklif dahi gelse bir ya da iki kişiden bir partinin lideri aslında liderlik yapan adı üstünde irade gösteren kişidir ve partisinde de cinsiyet kotası varsa ve bunu gerçekten de uygulamak isteyerek koydularsa o cinsiyet kotasını, %33 cinsiyet kotasını, o takdirde bu yönde irade göstermesi gerekli ve partisinin gençlik kollarına, kadın kollarına ve partisindeki tüm mekanizmaları harekete geçirerek burada %33 yazıyor ve ben burada %33 cinsiyet kotasının uygulanmasını talep ediyorum ve bu olacak demesi gerekli. Tabii. Çünkü liderlik böyle bir şey ama biri bana böyle söyledi, ben de bunu zaten kendime uygun gördüysem oradan ilerlerim. Ama bir şey değiştirmek istiyorsan ve gerçekten bu konuda irade göstermek istiyorsan farklı ilerlerim. Dolayısıyla biz kadınların gerçekten adayı olmak için ciddi bir şekilde mücadele ettiklerini
Ama günün sonunda seçilemediklerini ve o erkeklerin yine seçildiğini görüyoruz ve biliyoruz. Kendi içimizden de birçok arkadaşımız, kaderin üyelerinden birçok arkadaşımızın da bu alanlarda mücadele ettiğini, aday adaylaştıklarını ama daha sonra listelerde seçilemeyecek sıralara konulduklarını, görmezden gelindiklerini bizzat çok yakın tanığıyız. O yüzden bu söylemi doğru bulmuyoruz ve aslında çok da tehlikeli buluyoruz. Liderlerin aynı zamanda toplumu değiştirme ve dönüştürme evet, gibi bir önderlikleri olması lazım. O yüzden buradan sanki yerleşik algı böyleymiş gibi bir mesaj vermek topluma bir liderin aslında yapmaması gereken bir şey. Var olanlarını sürdürmek üzere aslında evet, bu evet, aslında statikoyu sürdürmek evet. üzerine. Statikoyu herkes sürdürebilir ama lider statikoyu değiştiren ve dönüşüm yaratan kişidir. O yüzden doğru bulmuyoruz ve bununla ilgili de kaderin bir açıklaması olmuştu, kınamıştık. Evet. Evet. Peki sizin şimdi hazırladığınız bazı videolar da var aynı zamanda bu yerel seçimler gündemleriyle ilgili olarak. İsterseniz onlardan bir tanesini izleyelim, sonra kaldığımız tamam. yerden devam edelim. 31 Mart 2019 yerel seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Hazır bu yerel seçimlerde kendi tercihlerimizi yapma şansımız varken sizlere kadın adaylarla ilgili ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Son yerel seçimlerde seçim kazanan 50.292 muhtarın sadece 674'ü kadın. Çünkü Cumhuriyet tarihinden bu yana 31.000 erkek belediye başkanı olmuşken kadın belediye başkanı sayısı sadece 119. Peki sizce bu sayılar tesadüf mü? Elbette değil. Ne yazık ki değil. Çünkü siyasi partiler kadınların siyasete girmelerini iddia ettikleri kadar önemsemiyorlar. Kadınların siyasete katılmaları için yeterli desteği sağlamıyorlar. Öyleyse seçmenler olarak şimdi söz sırası bizde. Yüzyıllardır var olan eşitsizliği kırmak ve değişimi bugünden başlatmak için sizi kadın adayları desteklemeye, değişimin bir parçası olmaya davet ediyorum. Tercihimizi kadınlardan yana kullanalım, oyumuzu kadın adaylara verelim. Unutmayın, kadın yoksa adalet yok. Kadın yoksa özgürlük yok. Kadın yoksa demokrasi yok. Evet, oldukça güzel bir video olmuş. Ellerine sağlık yapan arkadaşlarına. Teşekkürler. Aslında hani sonunda çok özetleyici bir noktaya da denk geliyor işte kadın yoksa adalet yok, kadın yoksa demokrasi yok diyerek. Biraz da şimdi şeyleri konuşalım istiyorum ben. Şimdi hem demokrasi anlamında hem de biraz daha az önce de dediniz kadınların erkeklerden daha farklı ihtiyaçları olabiliyor. Özellikle şimdi yerel seçim gündeminde daha fazla konuşuluyor. Kentlerde yaşayan kadınlar olarak maalesef şöyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Kadınlar bu kentlerin bir parçası olarak şiddet görüyorlar, öldürülüyorlar maalesef, her türlü şiddete maruz kalıyorlar. Bunun gibi şeylerle ilgili olarak özellikle belediyelerin mesela nasıl politikalar izleyebilir ve aynı zamanda sadece şiddet noktasında değil tabii ki toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama noktasında belediyeler nasıl roller üstlenebilir? Hem dünya örnekleriyle baktığınızda siz bunları da çalışıyorsunuz çünkü evet. bir yanıyla. Evet. Nasıl şeyler aslında sunabilir kadınlar için? Evet, şimdi gerçekten söylediğiniz konu önemli. Bir ülkede, bir kentte yaşayan kadınların şiddete maruz kalmaları ve hatta öldürülmeleri yine en demokratik haklarından, en temel haklarından biri olan bir canlının yaşama hakkının elinden alınması demektir. Ve önce merkezi yönetimin, daha sonra yerel yönetimlerin, kanun yapıcılarının bu konuda politikalarını ilerletmeleri ve geliştirmeleri lazım. Türkiye uluslararası sözleşmelere de bu konuda imza atmış bir ülke ve anayasamızdaki maddelerin uluslararası sözleşmelerle uyumlu olması gerekiyor. Ama görüyoruz ki daha Şubat ayında Biyanet'in verilerine göre 23 tane kadın cinayeti gerçekleşmiş, 23 kadın hayatını kaybetmiş. Belediyelerin kentte yaşayan
kadınların hayatlarına dokunabileceği çok alan var. Zaten yerel yönetim böyle bir şey. Çok biraz geniş evvel, bir imkan var aslında. Evet, doğrudan doğruya kenttaşın, kentli olmaktan doğan haklarının belediyede gerçekleştirilmesi hı-hı gerekli. Çünkü yerelde gerçekleşen haklar ülkenin geneline zaten sirayet edecektir. Mesela bir tüm ülke genelinde baktığımız zaman belediye kanununa göre 237 tane belediyede yalnızca kadın sığınağının hı-hı olduğunu, olması gerektiğini biliyoruz ama şu anda 32 tane kadın sığınağı çok var. Az bir rakam. Evet, yok gibi bir şey. Hı-hı. 200 küsür 237 taneye 32 tane ve bunun ayrıca yatak kapasitesinin de %54 oranında da eksik çalıştığını. Yani hı-hı 32'nin var olan da eksik aslında %54'ünü değerlendirmemiz gerekli. Yani biz onu işte 16-17'ler gibi görmemiz lazım. Yani eksik kapasiteyle çünkü çalışıyor. O yüzden belediyeler ve belediye yönetimleri yerelde halka dokunabilecek mekanizmalar olduğu için kadınların hayatını doğrudan doğruya iyileştirebilecek politikalar gerçekleştirebilirler. Burada isterseniz bir kısa araya gidelim. Tamam. Daha sonra tekrar bunları çünkü detaylı konuşacağız. Tamam. Ama öncesinde bir kısa araya gidelim, ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kadınların yerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nuray Karaoğlu ile birlikte Kadar Genel Başkanı ile yerel seçimler öncesi kadınların adaylarını, kadın adaylarını konuşuyoruz birlikte. Şimdi en son kaldığımız yerden devam edecek olursak, belediyeler gerçekten kadınlar için şiddete uğramamaları, bu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için nasıl politikalar izleyebilirler? Buradan devam edelim dilerseniz. Tamam. Şimdi aslında kadınların kentli hakkı demokratik bir hak olarak adlandırmak gerekiyor. Yani erkeklerin de hakları olduğu gibi kadınların da hakları var ve bu tamamen demokratik bir hak. Kentli hakkına var olana ulaşmak çok önemli. Yani bunlar nedir? İşte ulaşım, yol, elektrik, su, sağlık, kültür, ekonomik, eğitim gibi haklara var olana ulaşmak kentli hakkından doğan bir hak. Ama aynı zamanda var olanı değiştirmek de kentlilik hakkı. Yani eğer bir kent yaşamı bizim bu yukarıda saydığım, biraz önce saydığım alanlara ulaşmamızı engelliyorsa, yeteri kadar eğitim olanaklarına, sağlık olanaklarına, sığınaklara, kurslara, ulaşımla ilgili ucuz, yeterli sayıda ulaşıma kadınlar veya erkekler de tabii ki olabilir ama bizim konumuz şu anda kadınların bu konudaki kent yaşamında karşılaştıkları eksiklikler. Dolayısıyla eğer bunlara ulaşımda sorun yaşıyorsa bir kadın o kentte yaşamaktan dolayı, bunu değiştirmek de kadının en büyük hakkı. Dolayısıyla belediyeler kentlilik hakkından ve demokratik katılım, demokratik haklar talebinden yola çıkarak cinslerin eşitliği ilkesine göz önüne alıp hizmetlerini bu eşitlik paralelinde götürebilmesi lazım. Eşitlik olmazsa ne olur? Şimdi belediyeler bir takım bu tür işlemleri yaparken aslında verilere de bakmaları lazım. Yani yapmış olduğu hizmetlerden kadınların ve erkeklerin ne kadarının bu hizmetlere ulaşıp ulaşmadığını ölçebilmesi lazım. İşte biz burada buna toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve çalışmalar diyoruz. Ve Kader'in bu seçim öncesi Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesi diye yaklaşık iki dönemini doldurduğu üçüncü dönemine geçiyoruz. Bir taahhütnamesi var belediye başkan adaylarına. Bu taahhütnameyi imzalatıyor. Şu ana kadar... Şuradan da gösterelim isterseniz, evet, lütfen, bir yandan izleyicilerimizle. Evet, şu ana kadar bu taahhütnameyi imzalayan 80'e yakın Türkiye genelinde belediye başkan adayları oldu. Sanıyorum 100'e yaklaşacağız, belki de 100'ü bulacağız. Çünkü önümüzde daha bir haftalık zamanımız var. Bizi sevindiren önemli bir gelişme.
Belediye başkan adayları Kars'tan, Van'dan, Tekirdağ'dan, evet, İç Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan bizi arayıp biz de bu taahhütnameyi imzalamak istiyoruz, nasıl yapabiliriz diye bize soruyorlar. Sevindirici bir haber aslında. Evet, gerçekten çok seviniyoruz. Evet, bu taahhütnamenin imzalanması ve onların imzalaması çok değerli. Ancak taahhütnameyi imzalatırken de biz belediye başkan adaylarından altını çizerek şunu talep ediyoruz. Evet, siz bugün bu taahhütnameyi imzalıyorsunuz ama 6 ay içerisinde stratejik planlarınızı oluşturduktan sonra ve belediye yönetimiyle yol almaya başladıktan sonra kader sizin kapınızı çalacak. İmzalamış olduğunuz bu taahhütname gereğince hangi maddeleri uyguluyorsunuz, nerelerde takılıyorsunuz, öncelikleriniz nelerdir diye soracak. Ama bunun imzalanması bu konuda hassasiyet gösterdiklerinin inancını bize veriyor. Ümit ederiz ki sonunda da öyle olur. Evet, burada mesela bazı başlıklardan da biraz gidelim istiyorum ben. Kadın erkek eşitlik komisyonu mesela bazı. Evet. Aslında belediyelerde şu anda hali hazırda olan bir komisyon ama siz bütün imzalayanların aslında bunu uygulamasını istiyorsunuz. Evet. Peki mesela bu komisyonlar nasıl işliyor ya da ne gibi bir katkısı oluyor belediyelere? Şimdi şöyle biraz evvel de zaten onu anlatıyordum. Şimdi kentte yaşayanların kent hayatına katılımı farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla belediyenin sunduğu hizmetlerden bu farklılık ölçüsünde cinslerin faydalanabiliyor olması lazım. Aslında bunun cinsiyete dayalı verilerle değerlendirilmesi gerekiyor. Nedir bu cinsiyete dayalı veriler? Mesela yeşil alanların farklılığı, fazlalığı, eksikliği ya da kentlerin kentte mekan ilişkisi, kenttaş ve mekan ilişkisinin iyi kurgulanıyor olması bu ne demek? İşte caddelerin, yolların aydınlık olması, kadınların güvenli seyahat edebilmeleri, evet, bu çok önemli mesela. Evlerinden çıktıkları andan itibaren kadınlar yani eşikten adımını attığı andan itibaren kent hayatının içindeler ve kamusal hayatın içindeler. Özel alanlarından çıkıyorlar ve bu andan itibaren kadınlar giydikleriyle, sürdükleri rujla, gittikleri yerle, bindikleri araçla ilgili bir baskı altındalar. Ve bunu hep gördük, Özgecan cinayetinde de gördük. Yani ulaşımın güvenli olması, şehrin aydınlık bir şehir haline getirilebilmesi, kapalı alanlardaki güvenliğin sağlanabilmesi. Mesela öyle dünyada iyi örnekler var ki, mesela Seul'de kadın dostu toplu konut projeleri gerçekleştiriliyor. Ne demek bu? İşte şeffaf asansörler yapılıyor, aydınlatma ve kamerayla izleme sistemlerinin daha da arttırılması sağlanıyor. Dolayısıyla oradaki kadınların kendilerini daha güvende hissetmeleri sağlanmış oluyor. Bu çok önemli bir ihtiyaç. Biraz evvel bahsettiğim gibi bir erkek belki de asansörün şeffaf olmasına ihtiyaç duymayacaktır. Evet. Hiç aklına gelmeyecek bir şeydir ama kadının da bir kenttaş ve yurttaş olduğu fikrinden yola çıkarak ve ihtiyaçları eğer öncelenecekse o yerel yönetim tarafından buna dikkat etmek gerekli. Ya da yine Kanada'da, Toronto'da çok başarılı bir uygulama daha var. Duraklarda panik buton uygulanması. Yani bir kadın zor bir durumda karşılaştığında bas konuş sistemiyle bu panik butonda kendisine yardım çağırabilme şansına sahip olabiliyor. Veya yine kadınların günlük yaşamını, özel ihtiyaçlarını işte kent ve mekan ilişkisinden yola çıkarak düzenleyen başarılı örneklerden bir tanesi Viyana Belediyeciliği. Bütün bunlar güzel uygulamalar. Tabii ki ülkemizde de Eskişehir, İstanbul evet, ve İzmir gibi. Ülkemizde hiç yok mu böyle var aslında diye. O kadar kötü değil. Gerçekten bazı belediye başkanları ve ekibi bu konuda duyarlılık gösteriyor. Çünkü bir de aslında onları bu konuda duyarlılık göstermelerini de hedeflemelerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin arasında bunların olması. Dolayısıyla daha çağdaş bir kent yapmak istiyorsa kentini, ilini, ilçesini o belediye başkanı bunlara dikkat etmek zorunda. Bu bahsettiğim illerde de
duraklar arası kadınların güvenli yolculuğunu gecenin bir saatinden sonra ama dışarıdan işte gezmeden gelirken ama işinden çıkıp evine gelirken duraklar arasında durmayı sağlayan bir sistemin geliştirilmesi ve kadınların istediği noktalarda inip evine daha güvenli ulaşmasını sağlamak, bu da kadınların hayatını düzenleyici örneklerden bir tanesi. Evet. Evet. İsterseniz şimdi diğer videolarımızdan bir tanesini daha izleyelim. Tamam, ondan peki. Sonra tekrar devam edelim. Şimdi videomuzu izleyelim. Dilerseniz. Evet. Arkadaşlarımız. Mahalleden başlayan özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesi tüm kenti değiştirme potansiyeline sahiptir. Daha yaşanabilir ve güvenli semtler için daha fazla kadın muhtar olmalı. Çünkü eşitlik mahallede başlar. Sorunlar mahallede çözülür. Bundan tam 88 yıl önce Türkiye'de kadınlar birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını elde etti. Ve 1933'te Gül Esin Türkiye'nin ilk kadın muhtarı seçildi. Bugünse Türkiye'de görev yapan 50 binden fazla muhtarın yalnızca 674'ü kadın. Gül Esin'le başlayan kadınların muhtarlık yolculuğu günümüzde de aynı azimle ve kararlılıkla büyüyor. Bugün ve gelecek için, eşit temsil için, adalet ve demokrasi için daha çok kadın muhtar. Haydi kadınlar, aday olma zamanı. Evet, siz en son bir şey söylüyordunuz, videoya girdik o arada, buyurun. Evet, yine bir yerel yönetimde kadınların hayatına nasıl dokunulabileceğiyle ilgili bir örnek vermek istemiştim. Aslında kent kaynakları bir bütün. Dolayısıyla bu bütünü cinslerin ihtiyaçlarına göre dağıtabilmek de çok önemli. Şimdi İstanbul'da olduğumuz için örnek veriyorum. İstanbul'da yaşayıp deniz görmeyen, yıllardır deniz görmeyen kadınlar var. Ya da hayatında bir kere sinemaya, tiyatroya gidememiş olan kadınlar var. Şimdi belediyelerin aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışıyla ilgili yola çıkmaları, plan programlarını ve yaptıkları politikaları bu yönde iyileştirmeleri ve geliştirmeleri de gerekiyor. Şimdi sosyal belediyecilik dendiğinde sosyal destek yalnızca kömür, makarna ya da işte belli bir asgari bir paranın verilip yaşamlarını idame ettirmesini sağlamak anlamına gelmemeli. Yaşayan o şehirde, o ilde, ilçede yaşayan kişilerin yaşamlarını güçlendirmek burada çok önemli. Bir kadının özel hayat içerisinden kamusal alana çıkabilmesi için kreşe ihtiyacı var. Eğer anneyse çocuğunu güvenli olarak bırakabileceği, ücretsiz ya da çok az ücretle bırakabileceği kreşlerin, mahallelerde kreşlerin olması çok önemli. Bugün herkes özel kreşlerin maliyetini karşılayamaz ya da bir kadın ben çalışmak istiyorum dediğinde aldığı ücretle kreşe ödeyeceği ücret belki yetmeyecek ya da birbirine eşitleyecektir. Ya da o durumda da çalışmaktan vazgeçecek. Evet, o zaman da özel alan içerisinde kalmak zorunda kalacak ve evde bitip tükenmek bilmeyen ve hiçbir ekonomik karşılığının da olmadığı olsa yine bir anlam ifade edecek evdeki hayatı ve çabalaması. Hiçbir ekonomik girdisi, çıktısı, güvencesi olmayan bir hayatı ömrünün sonuna kadar tekrar etmesi demektir. Ya da yine kadını özel alan içerisinde bırakan alanlardan bir tanesi de evdeki yaşlı bakımı. Bunlar çok önemli. Ya da işte yaşlı bakımında günlük, saatlik ya da aylık bakım hizmetlerinin sunuluyor olmaması kadınları belli bir yaştan sonra yine evdeki aile büyüklerine bu hizmeti vermek zorunda kaldığından dolayı ev içinde tutan gerekçelerden bir tanesi. Dolayısıyla ayrıca kadın ya da erkek, nüfusumuz yaşlanıyor, bütün hani insanlar doğuyorlar, büyüyorlar ve doğal olarak yaşlanıyorlar. Yaşlandıkça ihtiyaçları bir önceki yaşlara göre de tabii ki değişiyor. O yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına yönelik hastalıklar olabiliyor. Yalnız yaşıyorsa işte belki yemek hizmetinin yapılabilmesi, sağlık hizmetlerinin gerçekleştiriliyor olması, belki bunlara ihtiyaç duymuyor ama bir sosyal yalnızlık içerisinde evde tek başına yaşıyor. O onun ruhsal durumunu doğrudan doğruya etkileyecek ve daha sonra bu psikolojik dengesi, fiziksel dengesine de yansıyacağından dolayı yaşlılara hani bakım hizmetinin de dışında
Avrupa'da bunun örneklerini ve Amerika'da da görüyoruz. Bir takım sosyal destekler de veriliyor. Yani konuşma desteği bile. Dışarıya çıkıp parkta sohbet etmek, gezdirmek. Sosyalleşme ihtiyacını karşılamak üzere. Evet, tamamen sosyal alandan beslenme ihtiyacını karşılamak üzere. Burada saatler boyunca konuşabiliriz bir belediyenin yerelde vatandaşa, kenttaşa nasıl dokunması gerektiğini, neler yapabileceğini. Çünkü ne kadar çok insan varsa o kadar çok da ihtiyaç var. Ama ihtiyaçların cinsiyete dayalı olarak verilerle sınıflandırılıp izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılabiliyor olması çok önemli. Bu zaten belediyeciliği yerel yönetimde başarılı hale getirecek ve vatandaşa ne kadar dokunup dokunmadığını, ne kadar sosyal katkı sağlayıp sağlamadığını gösterecektir. Evet. Peki şimdi aslında çok önemli noktalara değindiniz. Bu kreşler, bakım evleri, yaşlı bakım ihtiyaçları genellikle kadınların aslında sırtında bir yük olarak bulunuyor toplumsal cinsiyet tanımlarından dolayı. Ama dediğiniz gibi bir kadının dışarıdaki hayata katılması, çalışma hayatına katılması, kamusal hayata katılabilmesi için bu öncelikle sırtındaki yüklerden kurtulması gerekiyor ki bunu da belirttiğiniz gibi buradan mahallelerde belediyelerin hizmetleriyle aslında bu önü açılabilir. Kesinlikle. Kadının istihdamına da yine aynı şekilde hani belediyelerle, belediyeler aracılığıyla da aynı şekilde mesela meslek edindirme kursları oluyor bazı belediyelerin. Çok doğru. Ama bunların mesela şöyle eksiklikleri de oluyor. Siz de daha detaylı biliyorsunuzdur. Bir istihdam sağlama gibi bir güvencesi olmuyor. Mesela bunlarla ilgili bir şeyler yapılabilir belki. Ya da bu meslek edindirme kursları dediğimizde biraz daha o toplumsal rollerle daha çok bağdaşan şeyler. Yani sadece el işi gibi şeylere yönlendirme. Halbuki kadınların tabii ki de çalışma hayatına katılması noktasında da sadece belli cinsiyetlerin belli bir işleri yapması üzerinden değil, çok daha genel şeylere de katılabilir kadınlar. Çok bunlarla doğru. İlgili nasıl veriler var mı elinizde ya da siz nasıl görüyorsunuz, neler yapabilir belediyeler bu konuda? Aslında maalesef Türkiye'de bu konuda işlenmiş bir veri analizi yok ama işte KADER ve Akademiya'dan bu konuda öncülük eden öğretim görevlileri son yıllarda bu verileri toplamak üzerine çalışmalar yapıyor. Ve bunun da adı işte toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları. Ne yazık ki bizim ülkemizde kadınlar çoğunlukla evlendikleri zaman hani sen evde otur, evimin kadını ol, çocuklarıma bak, evime bak ve bana bak durumu oluyor. Daha da kötüsü, yani her şey yolunda giderken problem değil ama eşler eğer aralarında bir anlaşmazlık yaşıyorlarsa ve boşandıkları zamanda ve boşanma aşamasında da nafaka problemine kadar yansıyan, şimdi o zaman sen de evin dışında ol, git kendine bir iş bul, çalış, benim üstümde yük olma diyen bir zihniyetle de karşı karşıya kadınlar. Evlenirken evin içine, boşandıktan sonra da ne yaparsan yap, git dışarıda kendine bir iş bul durumu. İş bulması, geliştirmesi. Yıllar sonra evet, bu nasıl mümkün olabilir? Şey hayat akmış, gitmiş, iş hayatı değişmiş, yetenekler gösterilmesi gereken yetenekler ve bilgiler geride kalmış, bunların tekrar işlenmesi ve o kadının yeniden bu konuda donanımlı hale getirilebilmesi için tabii ki bahsetmiş olduğunuz meslek edindirme kursları, yalnızca bu aşamada değil tabii ki çalışmaya karar veren, evliliğini sürdüren, yalnız olan ama bugüne kadar herhangi bir meslek edinmemiş olan kadınların da meslek edindirme kurslarıyla istihdama katılımı son derece önemli. Bu aynı zamanda ülkenin ekonomisine de kaldıraç etkisi yaratacak bir sonuç doğuracaktır. O yüzden sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde belediyelerin meslek edindirme kurslarının açılması ya da işte kooperatiflerin, kadın kooperatiflerini arttırılarak işlemiş oldukları ürünleri, bunlar işte salça olabilir, reçel olabilir, yine kadınlık rolleriyle belki standart, klasik kadınlık rolleriyle ilgili olan işler. Ama buradan kadınlar en azından hayatlarının içerisinde her gün yaparak içselleştirdikleri bu işi ekonomiye döndürebilirler ve katkı sağlayabilirler. Bunlar gerçekleştirilebilir belediyelerde. Belediyeler aynı zamanda
çalışanlarına doğum izni konusunda hem kadına hem erkeğe, anneye ve babaya doğum izni verme konusunda öncülük yapabilirler. Bazı belediyelerde var mesela var, böyle örnekler. Var, evet. Türkiye'de bazı belediyeler bunu uyguluyor. Sayısı çok az olsa da ama tabii ki bunların artması ve herkesin hayatına dokunuyor olması toplumda genelde bir refah ve sosyal mutluluk düzeyini arttıracak olan uygulamalar olacak. Ne kadar çok insanda bu uygulamaları gerçekleştirebilirsek mutlu kenttaşlar, mutlu yurttaşlar yaratılacak. Evet, bu cinsiyeti duyarlı veriden ve bütçelemeden bahsettiniz aslında. Şimdi orada mesela bu belediyelerin uygulamaları nasıl, şu andaki belediyelerin uygulamaları ve bu yönde çalışmalar yapan siz de takip ediyorsunuz bunları. Evet. Hani bir ilerleme mutlaka söz konusudur. Nasıl bir ilerlemeden bahsedebiliyoruz burada? Şimdi bir defa verilerin belediyelerle yaptığımız bu çalışmalar sırasında belediyelerdeki birimlerin ve kurulmuş olan komisyonların yaptıkları çalışmaların kadınların hayatına dokunabileceğini fark ediyorlar. Mesela biraz evvel okudunuz kadın erkek eşitlik biriminin kurulması. Mesela belediyede çok çeşitli birimler oluyor. Belediyelerle bu çalışmayı yaparken mesela bir ruhsat birimi diyor ki benim kadın erkek eşitliğiyle ilgili neyim olabilir ki? Yani ben bu eğitime de girmemeliyim çünkü eğitimler alıyor belediyedeki birimler bu konuyla ilgili çalışırken. Bu eğitime de girmemeliyim ve bununla da ilgili zaman kaybına uğramamalıyım. Çünkü ben bir işletmeye açıldığı zaman ruhsat veriyorum, ruhsatlandırıyorum onu. Kurallara uygun mu açılmış o kısma bakıyorum ve ruhsatını veriyorum diyor. Aslında başarılı bu konuyu uygulayan belediyeler hiç ilgisiz gibi gözüken birimlerinde kadın erkek eşitliğini sağlamak ve pozitif yönde kadınların bu alanda başarılı olmalarını sağlayan destekleyici uygulamalar geliştirebiliyor. Mesela Çankaya Belediyesi'nde biz toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda İstanbul'da Kadıköy Belediyesi, Ankara'da Çankaya Belediyesi ve Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalar yapıyoruz. Çankaya Belediyesi'nde hemen aklıma gelen iyi bir örneği söyleyeyim size. İşte bu ruhsatlandırma bölümünün kadın girişimcilere ruhsat verirken ruhsat bedelinin belli bir ölçüde daha az alınması şeklinde destekleyici bir uygulaması var. Zaten kadının siyasette olduğu gibi, karar alma mekanizmalarında olduğu gibi iş hayatında da geriden gelen bir takım zorlukları var. Bu engelleri aşabilmesi için onların cesaretlendirilmeleri ve desteklenmeleri gerekiyor. Bazı kişilere göre işte pozitif ayrımcılığın ne kadar yersiz olduğunu ve bunun temelde eşitsizliği besleyen bir uygulama olduğu da söylenebiliyorsa da aslında sıfır noktasından baktığınızda her iki cins aynı anda bu alanda ilerlemeye başlamamışlar ki. Biri yüzyıllardır özel alanda ev içinde kalmış. Almış. Diğeri bu alan bana ait demiş, bütün kamusal alana hakim olmuş. Oradaki eşitsizliği nasıl gidereceksiniz? Yüzyıllara bağlı olan eşitsizliği nasıl kıracaksınız? Destekleyici önlemlerle eşit olana kadar bu konuda tedbirler almanız lazım. Eşitlendikten sonra zaten her iki tarafta eşit öyle olduğu bir ihtiyacımız için olmayacak ihtiyaç zaten. Olmayacak evet. Ve herkes eşit kurallara, eşit kanunlara göre hareket edecektir. Bunun için cinsiyet kotasına ihtiyaç var. Bunun için ayrıcalıklı ve destekleyici politikalara ihtiyaç var. Kadınlar girişimcilikte, iş hayatında, sosyal hayatta, siyasette, yerel yönetimlerde cesaretlensinler ve buralarda olmak için mücadelelerini sürdürebilsinler evet. Diye. Şimdi son bir videomuz daha var. Dilerseniz tamam. Onu da izleyelim. Sonrasında zaten programımızın aslında biraz sonuna doğru geldik. Son sözlerinizi alıp peki. Kapatırız oradan da. Evet, son bir videomuz var. Onu da izleyelim. Ben Erkoç Bahşiş. Mahallesi Mutlu Adayı Nezaket Kurkulut. Mahallenin sorunlarını çözmek için adayım. Halkımla iç içeyim. Mahallemin sorunlarını biliyorum, bilincindeyim. Onun için aday oldum. Buraya da bilmediklerimi öğrenmeye geldim. Çok şey kattı bize toplantı. İnşallah devamını beklerim. Çok güzeldi. İşte bu kadar. Evet, aslında dediğiniz gibi yani kadınlar bu kadar yüzyıllardır geriden geldikleri için
bizim bazı alanlarda güçlendirilmemiz gerekiyor. Buna uygun olarak politikalar izlenip bazı yerlerde dediğiniz gibi kotalar, işte bu mesela ruhsat örneği de güzel bir örnek, evet, bence. Dediğiniz gibi biz eşit koşullarda aslında yarışmıyoruz. Yani eğer iş hayatına da bakacak olursak ya da siyasette de öyle. Kadınların sürekli daha fazla bir emek, bir çaba harcaması bekleniyor bir yerlere her gelebilmesi yönde için. Evet. Evet, yani bir erkekle bir kadın eşit koşullarda çünkü şeylere, imkanlara sahip olamıyorlar. Şimdi son bölüme de geldik aslında. Sizin son olarak eklemek istediklerini, söylemek istedikleriniz varsa onları alalım. Sonra yavaştan programımızı kapatalım. Peki. Ben biraz önce izlediğimiz videodan örnek vermek isterim. Videodaki konuşan kadın Mersin'de bir muhtar adayı kadın. Ve bizim Antalya'da yapmış olduğumuz eğitime katılan bir kadın ve geleneksel kıyafeti içerisinde muhtar adayıyım deyip ve aslında bir sürü de yıldırma politikasıyla da karşı karşıya kalmış bir kadın. Ve kadınlar bir de bu alanlarda mücadele etmek zorunda kalıyor. Mesela bir kadın diyelim ki bağı bahçesi var, sabahleyin bir kalkıyor ki işte bütün mandalina ağaçları zarar görmüş. Biri hani sen elinin hamuruyla bu işlere karıştın, şimdi sen gör gününü, bak ben sana nasıl zarar veriyorum şeklinde. Ya da korkutmalar, seni ilgilendirmeyen bu alanda senin ne işin var? İşte şöyle yaparız, böyle yaparız, yolunu keseriz gibi tehditlerle, yıldırma politikalarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu yüzden kadınların bu alanda verdikleri mücadele erkeklerden çok çok daha zorlu bir mücadele. Birçok alanda, alışkın olmadıkları birçok alanda, çünkü korunaklı ve bastırılmış bir hayattan geliyorlar. Verdikleri bu mücadele o yüzden değerli. Ve adaletin aslında ve eşitliğin yalnızca yasalarda, kağıt üzerinde olmadığını, bunun hayata da geçmesi gerektiğini haykıran kadınlar. Ve yine biz diyoruz ki aslında kadınların geleneksel rolleri içerisinde tutulduğu sürece bir toplumu değişiminin ve dönüşümünün sağlanamayacağının altını çiziyoruz. Evet, toplumu değiştirelim. İşte 100 yılın en ileri ekonomisine sahip, sosyal gelişme endeksine sahip ülke olalım. Peki kadınları görmezden gelerek bunu nasıl yapacaksınız? Kadınları çocuk bakmayla, evde yaşlı bakmayla sınırlandırıp sonra da gel sen iş hayatına gir nasıl diyeceksiniz? Kadın çocuk doğurduktan sonra, 6 ay sonra, 8 ay sonra, 1 yıl sonra eski işine iadesini nasıl bekleyebilir? Değil mi? Yani orada zaten süresi açılmış alanlar var. Kreşlerle eğer desteklenmiyorsa bu kadınlar nasıl kendilerini güçlü hissedecekler ve tekrar iş hayatı içerisinde olup üretime destek verecekler ve ülkenin sosyal refahını ve kendi refahlarını arttırmak için mücadele verebilecekler. O yüzden biz diyoruz ki yerel seçimlere gerçekten çok az kaldı. Son bir hafta içerisindeyiz. Evet. Bütün kadınlara ben seslenmek istiyorum. Lütfen oylarınızı tekrar değerlendirin. Oylarınız çok değerli. Seçmen olarak, yurttaşlar olarak bu seçimlerde hiç olmazsa kendi cinsimize oy verelim. Kadınlar kadınlara oy versin. Ve bu eşitsizliği ancak o zaman giderebiliriz. Toplumun yarısı biziz diyoruz. Düşünün ki seçmenlerin de yarısı kadınlarsa, ki %51 gibi Türkiye'deki seçmen oranı, kadınların oranı. %51'in kadınlara oy verdiğini, kendi siyasi görüşleri ve beğenilerinin karşılığını gördükleri, kadınlara oy verdiklerini düşünürsek, bu toplumda yaratabileceğimiz değişim ve dönüşümün neler olacağını kadınların bir kez daha düşünmesini bekliyoruz. Tabii ki erkeklerin de bu konuda kadınlara destek olmasını özellikle altını çizerek bekliyoruz. Çünkü bu toplumu birlikte inşa edeceğiz. Değişimi, dönüşümü, sosyal refahı, ekonomik düzenin iyileşmesini hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Ama kadınların örgütlü mücadelelerinin çok değerli ve önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim Nuray Hanım. Ederim. Gayet keyifli bir program oldu. Benim seçimlere de çok az bir süre kaldı ve bu süreçte kadınların durumunu aslında değerlendirmiş olduk. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.